Evet. Peki iri bademcik konusunda yenilikler var. Bademciği almadan lazer veya radyo dalgasıyla küçültmek söz konusu. Lazerden çok radyo dalgalarını kullanıyoruz. Lazer, radyo dalgası veya diğer teknikler denenmiş ama şu anda bizim kullandığımız, aslında bu dünyada 2003 yılından bu yana sıklıkla kullanılan bir yöntem. Radyo dalgası bir enerji çeşidi ve bu ısıtıyor dokuyu. Dokuyu ısıtarak volümünü azaltıyoruz. İki çeşidi var. Biri ablasyon, dokuyu kendi içerisine büzmek diye bunu tercüme edebilirim belki. Diğeri de koblasyon yöntemi, yani dokuyu dışta kalan iri kısmını almak. Bu aslında benim çok sevdiğim bir yöntem. Çünkü çocuklarda dediğim gibi bademcikte daha tutucuyuz. Yani daha kalsın, işte mümkün olduğu kadar bekletelim, almayalım hatta mümkünse gibi bir takım bilgilere bakarak sonuca gitmeye çalışıyoruz. Hemen alalım atalım gibi düşünmüyoruz. Geniz etinden farkı bu noktada önemli. Şeyde ise, bu küçültme tekniğinde ise çocuğun bir organını, yani bademciğini almamış oluyoruz bir kere. Her türlü fonksiyonuyla yerinde duruyor bademcik. Sadece size olarak, işte boyut olarak normalde olması gerektiği boyuta indiriyoruz. Bu çok avantajlı bir şey. Çocuk yine bademciğini koruyucu immün faktörlerinden faydalanıyor. Oysa onun yaptığı o hipertrofik tıkayıcı diyeyim size, evet, boğazı tıkayıcı, nefes almasını engelleyici, hatta iştahını kapatacak derecede keyfini kaçırıcı büyüklüğünden de kurtulmuş oluyoruz.